Bu çocuklar somut olarak anlama döneminde oldukları için empati çok işe yarıyor çevre ahlakında. Bir gün bir çocuk böyle rastgele ağacın yapraklarını kopartıyordu. Oradan geçen bir teyze dedi ki, hani tam ben müdahale edeyim demişken teyze benden önce davrandı. Birisi dedi senin dedi saçının dedi tellerini tek tek yolsa hoşuna gider mi dedi. Canın acır değil mi dedi. O yapraklar da dedi o ağacın dedi saçları dedi. Sen her birini koparttığında canı acıyor. Şimdi ağacı bir canlı olarak tasvir etmek ve çocuğa kendisini ağacın yerine koymayı öğretmek çok önemli bir şey aslında. Çocuk ancak bu tarz somut benzetmelerle ağacı saygıyı öğreniyor. Yani bak bu ağaç sayesinde ne güzel meyveler yiyoruz, bu ağacın gölgesinde oturuyoruz, bu ağaç sana fayda veriyor. Tamam ama bu biraz faydacı bir yaklaşım. Faydası yoksa yoluşturabilirsin yaprakları. Öyle değil işte. Sen nasıl canlıysan o da bir canlı. Ya da bir kediye, köpeğe kötü davranan çocuğa, tekme vuran çocuğa. Birisi sana tekme atsa ne hissedersin? Aman yavrum dikkat et. Karıncaların üzerinden basmadan. Bak yuvası var. Birisi dev bir varlık senin üstünden basarak geçse ne hissedersin filan gibi biraz çocuklara böyle empati kurarak onların da canı olduğunu ve onların da saygıyı hak ettiğini öğreterek ilerlemek gerekiyor. Bu somut işlemler döneminde özellikle çocukluk döneminde tabiatın yerine kendini koyma hatta bu kreşlerde, anaokullarında çocukları işte çiçek yapıyorlar, ağaç yapıyorlar, güneş yapıyorlar. Çocuk kendisini güneş gibi hissedip konuşuyor. Ağaç gibi hissedip konuşuyor. Bunlar empati kurma adına çok önemli. Bir Müslümanın şahsiyetinde bu nasıl yer eder? Bu çocuk biraz daha ilerlediği zaman onda Allah-u Teala hiçbir şeyi boş yere yaratmadı ve sen tek başına bu alemdeki yegane söz sahibi varlık değilsin. Burada muhteşem bir bütün var ve sen bu bütünün parçasısın. Bütünle uyum içinde yaşamak zorundasın. Aslında bu mesajı vermek gerekiyor çocuklara. Çünkü o kamil mümin tavrında da Yunus Emre ne diyor? Sordum sarı çiçeğe. Ya. Annen baban var mıdır? Yani o parklarda, bahçelerde devamlı gördüğümüz sarı çiçek, çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktır. Yunus'a cevap veriyor. İşte bu karşılıklı, tabiatla karşılıklı ilişki, kamil müminin vasfı. Çünkü o çiçekte Cenab-ı Hakk'ın kudretini görüyor, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görüyor, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini görüyor. O hissiyatı çocuklara mutlaka aşılamak gerekiyor. Kamil mümin çevre ahlakı dediğimizde neye dikkat eder? Bir bütünün parçası olarak üzerinde bir sorumluluk olduğuna ve kendisine her şeyin emanet edilmiş bulunduğuna, dolayısıyla çevresindeki bütün varlıklarla merhamet odaklı ilişki kurması gerektiğine ve Muhyit ismi şerifiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisini çepeçevre kuşattığına iman eder. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bu ismi, hani Allah-u Teala doğudadır, batıdadır. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Doğunun ve batının Rabbi O'dur ve sizi çepeçevre kuşatmıştır. Bu kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın kudreti gereği insanı Amin. Çepeçevre kuşatmaktadır. Ve her birine karşı ayrı ayrı sorumluluğumuz vardır. Sanırım kamil mümin burada çevreyle ahlakını kurgulayabiliyor.